Bir Kadından herkese merhaba. Bu hafta Perşembe günü 15'te karşınızdayız ama bundan sonraki haftalarda yine aynı saatte Pazartesi 20'de görüşeceğiz. Bu hafta konuğumuz yine çok değerli bir konuğumuz var. Yüksek mimar, çevre ve kent mücadelesinden de yakından tanıdığımız bir isim aslında. Mücella Yapıcı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiçek için çok teşekkür ederiz o öncelikle. O benim özürlerim ve sizi ve sizi izleyen herkese. Çok teşekkür Hiç ederim. Hiç elimde değildi. Çok çok üzgünüm. Estağfurullah. Biliyoruz zaten elinizde olmadığını. Herkesten özür diliyorum. Evet, onu bugüne kısmetmiş. Pazartesi dedik, çarşamba dedik, olmadı. Bugün çok sağ olun çok bana. Çok sağ olun bana değeri için. Verdiğiniz için. Estağfurullah. Siz geldiniz için biz çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Bir kadın olarak sizi ağırlamak da çok keyifli. Nasılım? İyiyim. İyiyim. Yoğun musunuz? Nasılsınız? Tabii biraz yoğun, biraz karışık. Biraz ikircikli ama biraz değil. Karışık. Bu aralar sanki kendimi dışarıdan izliyor gibiyim. Bir yabancılaşma hali oluştu bende. Doğaldır herhalde. İyiyim ama genel olarak. Biraz geçmişe gidelim mi? Gidelim. Az önce fotoğraflara bakarken... Alzheimer. Yok henüz. Allah korusun. Aslında İstanbul'da doğmuşsunuz. İstanbul'da bir ailenin çocuğusunuz. Evet. Memur bir babanın üç kızından birisiniz. Üç kızının büyüğü. En büyük kız çocuğusunuz. Abla olmak güzel. Güzeldir. Benim de ablam var. O da. Biz de üç kız kardeşiz bu arada. Öyle mi? Biz üç kız kardeştik ama maalesef ortanca kardeşimizi çok erken kaybettik. Çok değerli bir doktordu. Şimdi iki kız kardeş kaldık. Yoldaşlık devam ediyor ama kız kardeşlerin öyle bir şey oluyor. Evet. Hiç her yaşta bitmeyen kız bir yol arkadaşlığı. Kız çok güzel bir şey zaten. Onun için iki kızım var, çok mutluyum o yüzden. Aslında İstanbul'da doğmuşsunuz ama memuriyet dolayısıyla böyle çocukluk Diyarbakır'da geçmiş. Ay evet, yani herkes şöyle diyor, İstanbul doğma büyüme İstanbulluyum. Ben doğma İstanbulluyum, büyüme Anadolu'luyum. 5 yaşında Diyarbakır'a gittim Bağlar'da, ilkokula Diyarbakır'da başladım. Bağlar o zaman Bağ'dı, çok güzel taş evler vardı. Diyarbakır'ın ilk Mehmetçik İlkokulu vardı, benim başladığım sene yeni açılmıştı. İlkokulu Diyarbakır'da başladım. Kayseri'de devam ettim. Adana'da bitirdim. Ortaokula Adana'da başladım. Bir ara bir Trabzon'a gittik. Sonra Ankara'da bitirdim. Bu arada liseye geldiğimde babam memuriyetten ayrıldı. Artık hani üniversite çağlarına geliyoruz diye. İstanbul'a geldik ve liseyi de Çamca Kız Lisesi'nde bitirdim. Ama Çamca Kız Lisesi'ne ilk geldiğimde biraz taşralı gibiydim. İşte Ankara'dan gelmiş bir kız gibi. Evet öyle. Yani doğma büyüme İstanbullu değilim. Büyüme İstanbulluyum. Küçük yaşta o kadar şehir dolaşmak sizi nasıl etkiledi? Yani sevdiniz mi o kadar farklı şehirlerde yaşamayı yoksa yabancılaştınız oldu mu? Yok şöyle... Diyarbakır'ı çok net hatırlıyorum. 5 yaşındaydım gittiğim zaman. İşte Haydarpaşa'dan gittik trenle binerek. Ve annemi hatırlıyorum. İstanbullu bir kız. Daha çok genç. 20 yaşında beni. Beyim 5 yaşında falan. Herkes işte Diyarbakır'ı acayip korkunç bir yermiş gibi anlatıyor. İşte annem böyle başını örttü bir şeyler. Neredeyse çarşafa girdi istasyonda indiğinde. Sonra bir de baktık ki dünyanın en modern şehirlerden biri. Doğu'nun Paris'i denen bir yer ve annem de çok mutlu oldu. Ama tabii şey oldu, ben gittiğimde Bağlar'a Türkçe bilen hiç kimse yoktu. Benim için işte ana dilde mücadelenin çok içselleştirmiş biriyim ben. Tersinden içselleştirmiş biriyim. 5 yaşındayım. Biraz böyle cimcime bir kız çocuğuydum öyle herkese. Fakat şey yani anlamıyorum onları. Arkadaşlık kuramıyorum. Bir gün çocuğun biri bir gaz tenekesi, siz bilmezsiniz onları, bir hayvan öldürüyor. Ben tam İstanbullu bir kent çocuğu olarak ama işte yazık değil mi öldürüyorsun filan ama hala taşla vuruyor. Kaldırdım taşı çocuğun kafasına indim. Hayatımda
şey ettiğim tek şiddettir aşağı yukarı. Uyguladım. 5 yaşındaydım. Kanlar akmaya başladı. Meğer o çocuk beni akrepmiş öldürdü ve beni koruyormuş. O oldu. Yani hayatımda hiçbir zaman şiddet olmadı. Çok şiddete karşı bir kadınım. Zaten kadın olarak öyleyiz hepimiz. Sonra ben annem beni ağaca bağladı böyle 2 metre şeyde. Mecburen Kürtçe, ana dilim gibi Kürtçe biliyordum. Çünkü başka çarem yoktu. Şimdi o kadar iyi anlıyorum ki ana dilde eğitim mücadelesini. Çünkü kavramları geliştirmek için mecbursunuz. Hayatı yaşayabilmek için annenizin hangi dilde rüya görüyorsanız, hangi dilde aşk yapıyorsanız o dilde eğitim. Bunu çok yaşamıştım ben. Ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya vallahi. Rojbaş, rojbaş bizim bilmiş Jinjiyan'a zaten evet, onları bile. O kadar biliyoruz maalesef. Evet, kendinizi ifade edebilmeniz için de, derdinizi anlatabilmeniz için de o dile hakim olabilmek evet, çok önemli. Çok güzel. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiniz mimarlık. Evet, Çamlıca'yı bitirdim. O dönem şöyleydi, böyle... Şimdi fark ediyorum ben, bizim eğitimimiz sorgulayan bir eğitimdi, analitik bir eğitim aldık. Yani problem çözerken de böyle bize bir takım şıklar verilip de hangisi doğru diye sorulmadı. Yani bizim zamanımızda sonuç kadar o sonuca vardığımız yollar da çok önemliydi. Ancak o nedenle de eğitimde bir fırsat eşitliği vardı. Mesela teknik üniversite özel sınavla girilen bir yerde ama Anadolu'nun bütün liselerindeki çocuklar test, işte parayla gidilen şeyler falan olmadığı için eşit şartlara tabiydik. Teknik üniversite benim hayatımın en önemli dönem noktasıdır. Mesleğimi ve eşimi orada tanıdım. Sınıf arkadaşım da eşim. Mevlüt Yapıcı. Enteresan bir dönemde ben üniversite okudum. 68 kuşağının meşhur bir işgal hareketi vardır. 68 işgali. Biz işgalden bir sene sonra teknik üniversiteye girdik. Olağanüstü bir dönemdi. Hakikaten dediğim gibi farklı yetiştik. Biz sorgulayıcı yetiştik. 68 eğitim sistemi bir şey diye bir şey var. Ancak bunu fark ettiler. Ne yazık ki şimdi çocuklar ilkokuldan itibaren koşullandırılmış bir test, hızlı, düşünme, düşünürsen vakit kaybedirsin, hızlı ve muhakeme yeteneği olmadan yetiştirilmeye çalışıyorlar. Bunu kırıyor gençler çünkü ellerinde çok daha fazla teknolojik imkan var, bizim gibi değiller. Ama yine de düşünmeyen bir nesil yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi var. Ben bunu kendim mesleğim için de söyleyebilirim. Yani lisede geometri okumayan, tasarı geometri bilmeyen, hatta şeyi kavramayan çocukları sonra mimarlık için zorluyorlar ve tabii zor oluyor. Yine de gençlik iyidir. Niye ben buraya geldim? evet, teknik üniversite hayatım gerçekten olağanüstüydü. Biz hep toplumsal hocalarımızdan da öyle öğrendik mesleği geliştirirken, onları da saygıyla anmak isterim. İşte Hande Süerleri, Nezih Eldemleri, yani mimar olarak da yetişirken özellikle mimarlığın toplumsal veçesiyle, yani kamuya, toplum yararına, insanlığa, hani şeyi de bırakalım, mesleğimizi o yolda kullanmayı öğrendik. Zaten başka bir dönemdi. İşte 70'ler çok önemlidir. 70'lerde yavaş yavaş işte Avrupa'da da kendine yardım, yoksullar için mimarlık gibi bir sürü kavramın yetiştiği, kentin artık sorgulanmaya başladığı. Yani neoliberalizme bir geçiştir aynı zamanda 70'ler. Gecekondu meselesinin çok gündemde olduğu, yani işçi sınıfının konut meselesinin üzerinde tartışıldığı, onlar için bir çözüm arandı. Mesela biz o zaman gençken 1 Mayıs Mahallesi'nin
planlarını falan çizmiştik. Neden? Sınıf işte düzgün bir yerde inşa ettik gittik onları ama işte o zaman aklıyla mesela şeyi unuttuk, mülkiyet meselesini. Hala da mülkiyet meselesi unutuluyor. Yani bir şu mülksüzleştirilenlerin mülksüzleştirilmesi gibi bir şeyi unuttuk. Ama şey hatırladı sistem. Onları 400'er metrekare mülklendirerek sonra onlar el koyup bütün bu holdinglere dönüşümü sağladı. Şimdi tekrar kentsel dönüşüm diye yine sermaye kendine bir mekanizma buldu. Ama dediğim gibi öyle yetiştik biz. Yani farklı biri olmamız imkansızdı zaten. Ama öyle yetiştik. Evet. Annelerimizden, babalarımızdan da öyle gördük. Yani hiç bizim için maddi şeylerde yaptığımız iş, işte onur, haysiyet dediğiniz şeyler, düzgün olmak, dürüst olmak, vicdanlı olmak, kimsenin hakkını, hukukunu yememek, emek vermeden hiçbir şeyi kazanmamak. Bütün bunlar benim ailemin de şeydi, değer yargılarıydı. Yalan söylememek. Mesela annem asla yalan söyleyemezdim anneme. Yani inanılmaz bir şeydi o. Uydururduk bir şeyler. Mesela sinemaya gittik değil mi? Bütün arkadaşlarımla ders devam ediyor falan diye. Giderdim, bakardım gözüne. Sinemaya gittik annem. Arkadaşlarım da kızardı. Peki o zaman niye bize saatlerce sen... şey hazırlattığı senaryolar diye. Öyle büyüdük. Ben buradan sevgili anneme babama da bütün bunları bize öğrettikleri için anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Az sonra fotoğraflarını da göreceğiz. Aslında sizin eskilere biraz fotoğraflara gideceğiz. Meslek örgütlenmeniz aslında biraz bahsettiniz. Yani aldığınız eğitimin etik ilkeler, kamu yararı bu değerler çerçevesinde hiç kopmamışsınız ama meslek örgütlenmesi, topluma nasıl örgütlenmesi? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bu toplumda çok karıştırılan bir şey. TMOB bir sivil toplum örgütü gibi görünüyor. TMOB yani TMOB'a bağlı 28 yılda. TMOB bir anayasal kurum. Anayasada kamu kuvvetin, yani kamu niteliğinde meslek örgütü. Şimdi ayırıyorlar. Nasıl işte sanayi odası, ticaret odası. TMOB da Türkiye'deki akademik mesleklerin birlikte olduğu bir oda. Bu noktada TMOB'un ve benim odamın, Mimarlar Odası'nın çok önemli bir görevi var. Anayasal görevi var. Bir kere bir mesleğimizi, yani mimarlık mesleğini, gözetmek ve geliştirmek kamu yararı, toplum yararı çıkarında ve hatta mimarlık evrensel bir meslektir. Yani bütün dünyanın yararına, felsefesi olan meslektir. İkincisi, eğer idareler bu konuda yanlış şeyler yapıyorlarsa onları uyarmak ve bu konuda yargıya gitme hakkına aittir. Bu bizim anayasal hakkımız. Yani ben görevimi yaparken kamu insanı niteliğiyle yapıyoruz biz hepimiz. Ve Mimarlar Odası kurulduğundan beri, kuruluşundan beri TMOB ve Mimarlar Odası mesleği kamu ve toplum yararında uygulamayı, o anlamda mesleğimizi çok da yücelten bir şeydir bu. Mimarlık mesleği böyledir zaten. Hep iktidarların mesleğidir bir anlamda ama bir başka mimarlık da vardır zaten. Dönüp baktığınızda dünyanın ilk mimarları kadınlar, bu hep unutulur. Uygarlığın gelişmesi de kadınların çok önemli yeri var. Yani mimarlığın anası da kadınlar. Ta Vitruvius'ta ancak mimarlık, formal mimarlık olmuş. Ama formal mimarlıktan önce hayatı yaratan, koruyan, geliştiren cins kadınlar. Onun için ben bir kadın mimar olarak da mesleğime farklı bir yandan bakıyorum. Bu unutuluyor hep. Mesela ilk ipi icat eden, hatta matematiğin tanrıçası Sesat var. Tanrıça Sesat hem de inşaatın tanrıçasıdır. Çünkü ölçmeyi öğretmiştir ve ilk ip evler vardır. Ve onlar
kadınların eseridir. Ve ilk bizim Mimarlar Odası'nın Megaron'u da budur aslında. Aslında rahime benzetmişlerdir. Korunduğun yerdir. Onun için hem mimarlık mesleğini çok seviyorum ama hem de kadın olmayı çok seviyorum. Fakat ne yazık ki son bu kapitalizmin bu aşamasında, bu işte küreselleşmede şu anda Türkiye'de de dünyada da mesleğim çok ağır bir işgal altında. Farklı bakılıyor. Mesleğe bakışlar çok farklı. Felsefesinden, toplumdan, hayattan kopan bir mimarlık anlayışı var. O noktada da hala mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir kadın mimar olarak aslında ayrı bir yerde tutuyorum dediniz. Hem mimarım hem kadınım. Kadın mimar evet. olmak da bambaşka bir şey. Evet. Nasıl tarif edersiniz kadın mimar olmayı? Hem de mesleğinizi sürdürürken kadın olmanızın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşadınız mı hiç? Kadın olmanın dezavantajlarını yaşadım mesleğimde tabii. Avantajlarını yaşadım mı bilmiyorum, onu farkında değilim ama çocukluğumdan beri özellikle 1999 depremine kadar diyelim, ben kadın olarak ailemde de çevremde de bir farklılık hissetmiyordum. Eşitiz, önce insanız diyen bir kadındım. Yani işte mimarım ben, ne demek kadın mimar? Şimdi bunu söyleyen çok arkadaşımız var, hala var. Hala var. Bir arkadaşım mesela cinselliğin senin kocanı ilgilendirir dedi bir toplantıda. Çok tuhafıma gitmişti. Hala var. Ancak şöyle bir şey var ki, kadın olmak ve belki de kadın mimar olmak. Çünkü mimarlığı ben şöyle tanımlıyorum. Mekan yaratım sanatıdır mimarlık. Ve hakikaten uygarlığın eşiğidir. Ve baktığınızda, mekana baktığınızda da bir kadınsal içgüdü de vardır. Kadınların işi budur zaten. Bir arkadaşım şöyle diyor, bir duvar koyun, bir kadını ve bir erkeği koyun o duvarın yanına. 15 dakika sonra kadın o duvarda bir şeyler yapar ve orayı bir hale getirir. Hani istemem ama yuvayı yapan dişi kuştur şeyi de buradan geliyor aslında. Depremde özellikle baktığınız zaman ben birebir eşim, sevgili eşim Oğuz Gündoğdu, Kaynaştı'da Bolu depremini 12 Kasım'da tam göbeğinde orada yaşadık. Zaten kalacağımız otel çöküyordu. Düzce'de valiyle konuşmaya gitmiştik. Ve valiye burada bir deprem beklediğimizi söylemişti Oğuz Hoca. Vali böyle dalga geçer gibi yaptı ama pat diye deprem patladı. Büyük bir karanlık, korkunç bir şeydi o. Ardından çığlıklar. Hep kadın çığlıkları duyuyorsunuz. Sonra bir de baktım 15-20 dakika sonra ama hemen. Çok soğuktu. Kadınlar hem bağırıyorlar. Hem çocuklarını ve kocalarını topluyorlar. Erkekler katıldı kaldı. Hem bağırıyorlar, hem çocuklarını topluyorlar. Hem ateş yakıyorlar. Hem onlara bir şeyler şeye getiriyorlar yani yemeleri için. Sonra birden dedim ki bu farklı bir şey. Hayatı, mekanı yaratmak. Bu bambaşka bir şey. Onun için de mimarlığa bakışım da böyle. Yani şimdi çok fazla bilmiyorum ama insanı ezen, insan ölçüsünü yok eden özellikle konutlarda veya kent planlama açısında. Oradaki kentin yoksullarını, ezilmişlerini, o kenti engellilerini hiç göze almadan son derece tepeden, çok egemen bir şey kültürü var. Kentleşme ve mimarlık kültürü var. Onun için bu noktada kadın mimarların bakış açısına, yani mimaride kadın bakış açısına çok ihtiyaç var. İkincisi, özellikle kadın meslektaşlarım, gençler, çok ciddi mobbinge uğruyorlar. Yani bu inanılmaz bir şey. O hani camdan duvar dediğimiz şeyler var ki, çok inanılmaz örgütlerde rastlıyoruz mesela. Diyelim bir kadın başkan var. Çok başarılı. Ama onu otorite kullanamıyorsun sen diyen ilerici, solcu, demokrat arkadaşlarımız var.
sen başkanlık yapamazsın. Çalış sen, üret. Bu çok fazla var. Şantiyelerde inanılmaz. Benim bir şantiye hikayem var. Güler misiniz, ağlar mısınız? Yani sizi yok varsayıyor zaten. Oradaki emekçi de sizi yok varsayıyor. Çünkü şeyden alışmış, bir erkekten emir almaya alışmış. Mühendislik dalında taciz çok var. Cinsel tacize varan tacizler var. Mesela şu iş ilanları vardı. Çok büyük bir mücadeleyle neyse yok ettik. Prezantabl mimarlar aranıyor. Bu nedir? Yani bu tür şeyler o kadar çok vardı ki bizim mesleğimizde. Ama çok şükür, çok şükür mü diyeyim artık ben de böyle oldum. Çok ciddi bir kadın mücadelesi var. Mesela meslek insanı dedirtebilmek için. Meslek insanı dedirtebilmek çok basit bir şey. Çünkü dil çok önemlidir. Bunun için bile mücadele vermek zorundasınız. Ya da bir kadın olarak burada arkadaşlar sesinizi yükseltmeyin, şunu yapmayın dediğiniz zaman sizi ya dinliyorlar bir şey söylediğimiz zaman yahut da gülerek bakıyorlar. Alay yani, ediyorlar değil mi? Yine feministliğiniz tuttu gibi bir hafife alma hali ne yazık ki hala var. Onun için ben evet kadın mimar olarak genç kadınların özellikle bu konuda mücadelelerini elimden geldiğince. Zaten bir de kadın mimar annesiyim. Benim için son derece önemli. Sanırım... Uzattım galiba. Ha. Yok. O deprem olayından sonra feminist olmuşsunuz. Evet, evet öyle öğrendim. 99 depreminden ve bütün bunlardan sonra özellikle 99 depreminde erkeklerin sosyalleşecek her şeyleri var. Kahveye gidiyorlar, onu yapıyorlar ama kadınların bir araya gelecek yerleri yoktu. O kadar ilginç bir şeydi ki kadınlar özellikle işini kaybetmiş, yalnız kalan genç kadınlar tuvalete gidemiyordu ve garip bir şey yani o kadar garip şeyler yaşadık ki şimdi tekrar hatırlatmayayım ama dünyada da bu böyle. Bakın Güney Afrika'da kadınlar slamlarda yaşayan kadınların tuvalet sorunu çözülmediği için ancak gece vakti araziye çıkabildikleri için çok zor durumdalar. Hepsi sistit ya da böbrek ve afetlerde ve bu tür şeylerde, savaşlarda özellikle en çok şey eden kadınlar, çocuklar ve yoksullar ve de yaşlılar. Şimdi ben bir de yaşlı kadın oldum. O da ayrı bir felaket. Yani sizle mücadele ederken sizin birikiminiz üzerinden değil, ya kadınlığınız ya yaşlı kadınlığınız üzerinden kurulan cümleler var. Onu çıplak aramada ben çok hissetmiştim Gezi'de. 62 yaşındaydım. Ve çıplak arandım ve benim hayatımın en ağır şeydi bana uygulanan. Ve bunu söylerken bütün gazetelerde bu yaşlı kadın nasıl çıplak aranır? Ha, genç kadın aranır, evet. Yaşlı kadın aranmaz. Yani bütün bu farklı ölçüler bize hepimize bir başka sorumluluk daha yüklüyor. Yani farkında olmanın sorumluluğu. Depremde de böyleydi. Yani dediğim gibi en basit şey, hatta hatırlarsınız 99 depreminde İstanbul'da sokakta kaldığımızda erkekler çok rahat defi hacetlerini açık havada şey derdi. Biz perişandık yani bir yer bulup tuvalete gidebilmek için. Çok basit bir şey söylüyorum. Onun için depremden sonra özellikle onu teşekkür ederek anmak isterim. Biz bir kadın çadırı kuruldu. Mor kokulu kadınları bilirsiniz. Kadınları bir araya getirip onlara mum yapmayı öğretildi. Oradan Kadınlarla Dayanışma Vakfı diye bir vakıf kurduk deprem bölgesinde. Çok önemli bir mekan inşa ettik kadınlara bağışlarla. Köseköy'de Kadın Dayanışma Merkezi. Ne yazık ki sürdürülemedi ama olağanüstü bir şeydi. O kadınlardan orada elektrikçi oldu, bir şey verdik, seramik sanatçısı oldu, birlikte planladık. Sevgili eşim de onunla birlikte mimarlarıydık. Sevgili Yüksel Selikler hepsi bir şeydi. Olağanüstü bir şeydi. Düşünsenize çok muhafazakar bir yerde bir kadın temel attı.
Ve kadının inşaata girmesi yasaktır, biliyor musunuz? Biz adet görüyoruz diye inşaatta kadın uğursuz sayılır. Bilmiyorum. Temel atarken tabii. Bir de gemicilikte böyledir. Bir de inşaatta böyledir. Tanrısı kadın olmasına rağmen aslında Anadolu'da birçok yerde bütün sıvaları, şeyleri kadınlar yaparlar. Afrika'da böyledir. Ama inşaat sektöründe kadınlar hep ötelenmiştir. Ama biz Köseköy'de bunu açtık. Olağanüstü bir çalışmaydı. Şimdi aklıma geldi birden. Güzel şeylerdi, evet. Biraz fotoğraflarınıza bakalım mı? Bakalım. Bu babaanne, annem, bu da ben. Burası neresi biliyor musunuz? Şimdi mücadele ettiğimiz Türkiye'nin en önemli Bomonti fabrikası. Ve orada işçilerle birlikte işte bira bahçesinde, kapalı yerinde annem baba. Ne yazık ki şu anda Bomonti'nin son Hilton oldu, biliyorsunuz. Bir sürü davalar açtık. Şimdi son kalan yapılarını da Dinayet Vakfı'na vermişler. İşte benim hayatımda Bomonti'de annem babam bira içerken. Ha, bu benim çamca kız sevgili hocam ve şimdi hala dostum olan arkadaşlarım. Fidanın ve ağacın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu minicik fidanın başında. Hep beraberiz. Çok zayıftım ben yalnız. Evet. Bu anneannemle annem, anneannem benim için İstanbul'dur. Çok önemlidir benim için anneannem. Anneannem İstanbul'u, bu babamın ailesi, Tayyar dedem. Alttaki babam, amcam, babaannem, Sıkmavaşlı olan. Ağababa derdik, babamın babası, dedemin babası ve dedemin babası Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk mürettiplerindendir. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir resmi var. Dedem de ne kadar bıçkın, değil mi? Tophaneli'de ve tulumbacılıkta yapan biri. Sonra Haydarpaşa'da çok iyi Rusça bildiği için Haydarpaşa'da tercümandı. Haydarpaşa ile de öyle bir ilişki bu. İstanbul'un en kültürlü. Anneannem, canım anneannem, Sofia. Bu ben işte, burası da Taksim Parkı. Ben Gezi Parkı'nda mamalarımı filan yedim ve çok yaramazmışım. Bahçıvanların sularını filan kaparmışım. İşte o. Bu da işte benim Sofia anneannemle Mustafa dedem. Mustafa dedem tütün dereciyken, anneannem Rum Ortaokulu'nda okurken aşık olmuş, kaçmış, Müslüman olmuş. Çok iyi bir Müslümandı. Fakat hem kendi ailesi hem dedenin ailesi, biri dönme diye, öbürü de bir Müslümana vardın diye kadıncağızı terk etmiş. Anneannem, anneannem, bu benim yakışıklı kocam canım, Memik, Antepli. Boğaz'ı görüyor musunuz? 1970'lerde Boğaz. Burası neresi biliyor musunuz? Etiler. Hisarüstü falan değil, değil mi? Boğaziçi'nin olduğu orası. Etiler, bildiğiniz Etiler. Vay. Yani bomboş çıplak. Evet. 70'ler. Bazen Türk filmlerinde falan da yapıyorlar ya, buranın neresi olduğuna inanamayacaksınız falan diye. Tam öyle bir görseldi gerçekten. ÖDP'den devam edelim mi? Olur. ÖDP'nin kuruluşunda yer alıyorsunuz. Şimdi ben bizim nesil, özellikle 51 ilginçti, teknik üniversiteye gittiğimizde bütün siyasetler oydu. Mahirler, denizler. Biz böyle saf saf bakardık. Yani lisede de çok fazla politik bilgimiz yoktu, şimdiki gibi değildik. Yani sosyalizmi bir kilo et yiyeceğine köfte yap, herkes yesin gibi falan biliyorduk. İstanbul kızıydı da yani sonuç olarak. Hep böyle düz devrimci olarak yaşadım. Yani bir örgütle ancak şeylerimiz oluyordu. Yani sempatizan oluyorduk. 12 Mart geldi zaten. 12 Mart'tan sonra biraz işte bakıyorduk. Bildirilerini dağıtıyorduk. Şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Ama odada, yani biz zaten odamızla okuldayken başlardık. Öyle bir bilincimiz var. Yani meslek odasında olmamız onurdu bizim için, meslek odasında. Hemen diplomamızı aldığımız gün gider kaydolurduk. Ve meslek odamız okulumuzdur bizim. Benim en önemli okullarımdan biridir. Çünkü bütün hocalarınla hala birliktesin falan. Ondan sonra
bir yerde kaçırdım ben burayı. ÖDP'ye geliyordum. Ve böyle bir siyaset şeyinde olmadım. Yani planlamada yer aldım. Hep kendi mesleğimin siyasetini yapıyordum. Düz devrimci derdik biz eşimle kendimize. Fakat 95 ve 98'den sonra tabii örgütlü olmak ihtiyacı da duyuyorsunuz. Yani siyaset politik de kişisiniz. İnanılmaz bir umuttu ÖDP. Yani inanılmaz bir umuttu ve bağımsız listeden, yani işte meslek insanları listesinden aday göstereceğim, kurucu adayı. Evet, kabul ettim büyük bir keyifle. Ama ne yazık ki, yani umudu örgütledik ama yine bizim bu liberal yarışmacı, gelenekler arasındaki kavgalar, gürültüler, şunlardır, bunlardır, o projeyi de yok etti. Beşiktaş üyesiydim. Çok inanılmaz çalışmalar yaptım. Belediye başkan adayı da oldunuz hatta orada. Belediye başkan adayı oldum. Hiç istemiyordum ama oldum. İyi de oy aldık ÖDP olarak. İşte acıklı tarafı da CHP bizim yüzümüzden ilk defa Beşiktaş'ta iktidara gelemedi. Şey geldi. Sporcu bir adamcağız. Yusuf Namoğlu. Yusuf Namoğlu'na hep diyordum, benim yüzümden belediye başkanı oldu. Evet, yani benim aslında ilk politik örgütüm ÖDP'dir. Şimdi onlar da yazık adını değiştirdi. Evet. Benim emeğim vardır şeyinde, renklerinde, logosunda. Yani üzüldüm. Çok güzeldi çünkü logosu ama ne yapalım. Şimdi ya, yine partisiz bir yurttaşım. Kent ve çevre mücadelesinin ama öyle mi? Ya artık bulayım mı kendime bir şey? Bakacağım. Var mı beğendiğiniz aradan böyle seçebileceğiniz bir şey? Bakacağım artık. Ama bence sizin mücadelenizi kapsayacak bir parti var mı henüz? Ben Türkiye'de bilmiyorum. Ben cinsiyetçi yani olmalı, şeye saygılı olmalı, kimliklere saygılı olmalı, antikapitalist olmalı, sosyalist olmalı falan filan. Yavaş yavaş sonunda bütün bunlar aşılacak ve gerçekten emeğin partisini kuracak hep beraber emekçiler ve prekarya. Emeği de ben sadece prekarya değil. Bütün emeğine geçen herkes bir gün kendi siyasi partisini, rengarenk partisini kuracak. Umarım bu vasatlara, vasatlığın siyasetine evet, mecbur çok, kalmadan çok kendi... Çok korkunç bir yer. Evet. Çok, çok kötü her şey. Ama hani bazı mücadeleler ve bazı kişiler vardır. Hani siyasetler üstüdür. Biraz sizin mücadeleniz ve kişiliğiniz de Türkiye açısından biraz öyle oldu yani galiba. Öyle bir partiler haddim, üstü bir durum haddim oldu. Değil. Yani ben bunları böyle yapayım diye seçmedim. Hayat bazen sizi bir yerlere getiriyor işte. Kent ve ben çevre de şaşırıyorum. Kent ve çevre mücadelesi zaten bizim şeyimiz olmazsa olmazımız. Yani hepimizin. Kent dediğiniz şey hepimizin yaşadığı yer ve üstelik bizim mesleki alanımız, yani işin şeyi de. Çünkü başından beri sosyalist, nasıl diyeyim size, sosyalist politikalar ya da sol partiler bu çevre ve kent meselesine, kadın meselesine işte hep böyle farklı bir alanmış gibi baktılar. Yani hatta bazen liberal bir alanmış gibi baktılar. Oysa ki emek meselesinin, emek sınıf çelişkisinin tam da ortasında bu işler. Yani kadın mücadelesini belki bir miktar farklı kırabiliriz ki kılmalıyız da kadın mücadelesini. Çünkü kadın sorunu işte sosyalist devrim yapsak yine bitmeyecek, hepimiz biliyoruz. Yani bu mücadele başka ama yine de sistem içi çünkü... patriarka dediğiniz şey de kapitalizmle eklemlenerek büyüyen bir şey ya da kapitalizm patriarka ile eklemlenerek büyüyen bir şey. Yine de tam onun için ama kent ve çevre meselesi tam böyle göbeğinde, yani neoliberal bir ekonomik politik felsefenin kentleri sermayenin öznesi ve nesnesi haline getirme aracı. Şimdi buraya baktığınız zaman eğer siz gerçekten mesleğinizin felsefesini, yaşamanın felsefesini,
aydın olmanın gereğini ve bu konuda farkında olmanın, yani meslek insanı olarak farkında olmanın vebalini yüklendiyseniz tabii ki bu meselelerde olacaksınız. Yani mesela bir sürü insan, yani ben şimdi Gezi Parkı'nın üstüne Topçu Kışlası'nı tasarlayan mimar da var. Ya da bugün çok iyi mimarlar, çok iyi meslektaşlarımız gibi görünen ama gidip tekerli kör fabrikasının üstüne 10 işçinin şey ettiğini tasarlayan mimarlar da var. O zaman burada şu mudur yani? Ben mimarım, işime bakarım. Ben yapmazsam başkası daha kötü yapacak. Şimdi her mesleğin bir felsefesi vardır baktığınız yere göredir. Ben böyle bakmıyorum mimarlığa. Benim arkadaşlarım da böyle bakmıyor. Yani birlikte olduğum ve kendim. Haydarpaşa, emek. Yani getirin hakkınıza emek mücadelesini. Onun da bir mimarı vardı. Yani sonuç olarak baktığınızda ne bileyim bilir kişiler var. Yani sadece meslekçi bir yaklaşımla mesleği de çok böyle başka farklı bir yere koyarak toplumdan kopan. Çünkü çok önemlidir mimarlık ve kentçilik. Çünkü çok önemlidir. Nasıl bir yerde yaşarsanız ona benzersiniz. Bakın şu anda hiç fark edilmeyen bir mimarlık meselesini daha söyleyeyim size. Silivri, Adliye Sarayı. Bakın iktidarlar kendilerine benzer şeyler inşa ederler. Bu nar üzerinden egemenlik sağlarlar. Mesela büyük camiler, büyük kiliseler. Orada ben varım der. İktidar, mekan ve kentle aslında. Tabii ki ilişki. Bu o kadar önemlidir ki. Ne bileyim sen, ikiz kuleler. Yani bütün iktidar mensupları kendi simgelerini kente vururlar. Ve şimdi daha da farklı problemlerimiz var. Özellikle bu kentsel dönüşüm meseleleriyle borçlandırılan bir emek sınıfı var. Sessiz, sedasız, hiçbir şey sesini çıkarmayan. Ben aklıma şey geldi konuştuklarımızda. Aslında telefonda konuşurken, sizi bu programa davet ederken hani kent ve çevre mücadelesinin önemli bir ismisiniz, yüksek mimarsınız, bir kadın önemli mimar olarak örneksiniz demiştiniz. Önemli bir ismi bilmiyorum ama bu işim benim. Siz de şey demiştiniz tam işte bu noktada, ben kendi halinde bir kadınım demiştiniz evet. Aslında. Çok bizim için de Merve ile de üzerine konuşmuştuk. Şimdi aslında kent ve çevre mücadelesi az önce tam iktidarla kurduğu bağı anlatırken bugün yine gündeminde iktidarın aslında. Tabii. Bu mücadelenin kendisi. Kanal İstanbul'da. Aynen. Aynı bizim evet. Dava dilekçesine benziyor. İddianameye benziyor. Gezi'nin tekrar gündeme gelmesi de keza galiba bunun nedeni. Korkutmak istiyorum. Evet. Sizin gibi kendi halinde bir kadın değil mi? Neden yani? Ben kendi halimde bir kadınım. Niye kendi halimde bir kadınım? Bir dünya görüşüm var. Ben feminist ve sosyalist. Ya ona göre yaşıyorum. Ona göre yemek yapıyorum. Ona göre çocuklarımla işimi görüyorum. Yani sadece gündelik hayatım böyle benim. Yani gündelik hayatım böyle. Böyle aşık oldum, geçti. Ama sonuçta kardeşimle bu türlü ilişki kuruyorum. Çocuklarımla böyle ilişki kuruyorum. Yani şeyi anlamıyorum ben. İnsanların bir parti yüzü var, şey yüzü var. Burada otururkenki yüzü var, bir de gündelik hayattaki yüzü var. Bu çok çirkin bir şey. Devrim diyorum diye yargılanıyorum. Evet, insanın herkesin kişisel devrimiydi. Ama devrim sadece bir yerde yapılmaz ki. Devrim sizin kendi hayatınızdır. Onun için alelâdeyim. Yani olması böyleyim ben. Anlatabiliyor muyum? Evet. Siz de öylesiniz işte, bak ne güzel. Bu belki de kadın olmanın getirdiği bir şeydir. Ne diyeyim? Razıyım kendimden, onu söyleyebilirim. Çocuklarıma onu söyledim. Hayatımın son zamanlarına geldim. Çok düşündüm. Aa, öyle demeyin. Yani 70 artık yani çocuklar. Yani geçen gün vekaletname çıkaracaktım. Benden akli dengesi yerinde midir diye rapor istediler. 65'ten sonra istiyorlar. Ya dedim, bu ülkenin cumhurbaşkanından falan, yani bir garip bir durum var. Onu kabul ediyorum. Ama şöyle diyebilirim. Evet, kendimden razıyım.
İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız çok için yayınımıza. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Beni tekrar affedin olur mu? Ya aşk olsun lütfen böyle söylemeyin. Gelmeniz çok güzeldi. Çiçek de çok güzel hakikaten. Çok güzellerdi. Evet değil çok mi? Güzel de çok kokuyorlar. Güzel, çok güzel kokuyor. Neşe kattılar bugünkü sohbete. Çok evet güzel. Bu arada 18'ine buyurun beklerim. Yani takip edeceğiz. 18'i gerçekten Türkiye açısından yani Türkiye belki de tarihi açısından, hukuki tarihi açısından da böyle bir dönüm noktası, milat bir gün galiba. Evet. Yazık yani yazık. Buradan düzelir da, bunlar çocuklar. Çok güzel günler göreceksiniz. Hatta belki mümkünse ben de göreyim. Hep beraber görelim. Hep beraber görelim. Uzadı 70 artık çok erken bir yaş. Öyle demeyin ne öyle olur. Diyelim. Yok ben kendimi hala bir dinlenmeye adayamadım yani. Hani bir sahil kasabasında balık da mı tutmayayım? Bizim size ihtiyacımız var. Daha yok hayır hepimizin yere. Birbirine ihtiyacı var arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Ben bildiğim yani bildiğim budur. Elimden gelen budur. Özel bir şey yapmaya çalışmıyorum. Bence herkes bunun farkına varmalı. Hep o çok güzel bir laf. Söylediklerimiz kadar sustuklarımızdan da sorumluyuz. Ben susmayan bir kadın. Çenem çok. Yoksa bu programı nasıl 50 dakika yürütecektik diyorsunuz. Eyvah eyvah o kadar mı oldu? Yaklaşıyor. Aynen. Çok teşekkür ederiz. 18'ine de tekrar buradan çağrı yapmış olalım. Gezi davasına, kent ve çevre mücadelesi açısından sizin hep söylediğiniz bir şey. Yani Gezi benim evet, onurum. Evet, mimar arkadaşlar varsa onları da pazar günü meslektaşlarımı mimarlar seçimlerine davet edeyim önemli. Sevgili Esin Köymen'in listesini destekliyoruz hep beraber. Burada birazcık da öyle bir şey söyleyeyim. Bekliyoruz. Onu da başarılı. Kadınlar bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz çok tekrar. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Yüksek Mimar Kent ve Çevre Mücadelesi'nden de yakından tanıdığımız bir isim Mücella Yapıcı ile birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.